52. Bölüm Tian Gün tıpkı Stannis gibi geldi. Görünmeden. Kış yarı saatlerdir uyanıktı. Kalenin siperleri ve kuleleri, yünler, örgü zırhlar ve diriler giyen ve asla gelmeyen bir saldırıyı bekleyen adamlarla doluydu. Gökyüzü aydınlanmaya başladığında davulların sesi işitilmez oldu. Ama savaş boruları üç kez daha duyuldu. Ses her seferinde biraz daha yakından geldi ve kar hala yağıyordu. Hayatta kalan seyislerden biri, ''Fırtına bugün dönecek diye ısrar etti yüksek sesle. ''Daha kış bile gelmedi.'' Teyan eğer cesaret edebilseydi gülerdi. Yaşlı dadının 40 gün 40 gece süren fırtınalarla ilgili anlattığı hikayeleri hatırladı. Bir yıl, on yıl süren fırtınalar, kaleleri, şehirleri ve krallıkları 30 metre karın altına gömen fırtınalar. Sean, büyük salonun arka tarafında atların yakınında oturuyordu. Abel'i, Rowan'ı ve domuz yağında kızartılmış bayat ekmek parçalarına saldıran sincap isimli kahverengi saçlı çamaşırcı kadını izliyordu. Kendisi çiğnenecek kadar kıvamlı bir maşrapa esmer birayla kahvaltı etmişti. ''Birkaç maşrapa daha içersem Abel'in planı o kadar çılgınca görünmeyebilir.'' Rose Bolton esneyerek salona girdi. Solgun gözlü adama, tombul ve hamile karısı Şişko Val'da eşlik ediyordu. Bolton'un önünde lordlar ve kumandanlar yürüyordu. Aralarında fahişe felaketi Amber, Enis Frey ve Roger Razwell vardı. Wyman Menderli kahvaltı masasının ucunda oturuyordu. Midesine sosisler ve haşlanmış yumurtalar indiriyordu. Wyman'ın yanındaki yaşlı lordluk dişsiz ağzına yulaf lapası dolduruyordu. Çok geçmeden Lord Ramsey de ortaya çıktı. Salonun ön tarafına doğru yürürken kılıç kemerinin tokasını tutturdu. Bu sabah keyfi yok. Tayyum bunu görebiliyordu. Davullar yüzünden bütün gece uyanık kalmış diye tahmin etti. Ya da biri onu kızdırmış. Yanlış bir kelime, kötü bir bakış, yersiz bir kahkaha. Bunlardan herhangi biri Lord'un gazabını uyandırabilir ve bir adamın derisine mal olabilirdi. Lütfen Lord'um bu tarafa bakmayın. Remzi'nin her şeyi anlaması için tek bakış yeterdi. Her şeyi yüzümden okuyacak, bilecek. O her zaman bilir. Seyan, Abel'a döndü. Bu işe yaramayacak, dedi. Sesi o kadar hafifti ki atlar bile onu duyamazdı daha kaleden çıkmadan yakalanacağız. Kaçmayı başarsak bile Lord Ramsey peşimize düşecek. O kemik ben ve kızlar. Lord Stannis duvarların diğer tarafında. Seslere bakılırsa fazla uzakta da değil. Yapmamız gereken tek şey ona ulaşmak. Abel'ın parmakları udun tellerinde dans etti. Şarkıcının sakalları kahverengiydi ama uzun saçları büyük ölçüde grileşmişti. Eğer piç peşimize düşerse bunu yaptığına pişman olacak kadar uzun yaşayabilir. Sen öyle san, diye düşündü Teyan. Bana inan, kendine bunun gerçek olduğunu söyle. Remzi senin kadınlarını av olarak kullanacak, dedi şarkıcıya. Onları kovalayacak, onlara tecavüz edecek ve cesetlerini köpeklere yedirecek. Eğer kadınlar onu iyice koşturursa Remzi bir sonraki köpek yavrularına kadınların isimlerini verecek. Senin derini yüzecek. O, deri yüzen ve benim için dans ettiğimin bu işi bir eğlenceye çevirecekler. Durmaları için onlara yalvaracaksın. Sakateri ile şarkıcının kolunu yakaladı. Onun eline tekrar düşmeme izin vermeyeceğine dair yemin ettin. Bana söz verdin. Tim bunu bir kez daha duymak istiyordu. Abel'ın sözümeşe kadar sağlamdır, dedi Sincap. Abel sadece omuz silti. Merak etme prensim. Remzi yüksek masada babasıyla tartışıyordu. Tean adamların konuştuklarını duyamayacak kadar uzakta oturuyordu. Ama Şişkovalda'nın yuvarlak yüzündeki korku çok şey anlatıyordu. Theon, Wyman Manderley'nin biraz daha sosis için seslendiğini ve Roger Roswell'in tek kollu Harvus Statue'un yaptığı bir şakaya güldüğünü duydu. Boğulmuş Tanrı'nın ıslak salonlarını görüp göremeyeceğini merak etti. Yoksa hayaleti burada, kış yarında mı kalacaktı? Ölü ölüdür. Ölü olmak, leş olmaktan iyidir. Eğer Abel'in planı yolunda gitmezse, Remzi, şarkıcıyla Teyana uzun ve zor ölümler bahşederdi. Bu sefer beni tepeden tırnağa yüzer. Ben ne kadar yalvarırsam yalvarayım, ıstırabım son bulmaz. Tia'nın bildiği hiçbir acı, deri yüzenin küçük bıçağının uyandırdığı ıstıraba yaklaşamazdı. Abel çok yakında bunu öğrenecekti. Ve ne uğruna? Jane, onun adı Jane ve gözlerinin rengi yanlış. Rolünü oynayan bir oyuncu. Lord Bolton ve Ramsey biliyor. Ama diğerleri kör. Bu sinsi gülüşlü, kahrolası şarkıcı bile kör. Birilerini kandıracağını sanıyorsun. Ama sen kandırılıyorsun Eybal. Yanlış kız uğruna öleceksin. Theon, Rowan tarafından yıkık kulenin kalıntılarının arasında bekleyen Abel'a götürüldüğünde gerçeği söylemeye çok yaklaşmıştı. Ama son anda dilini tutmuştu. Şarkıcı, Eddard Stark'ın kızıyla birlikte kaçmak konusunda çok azimli görünüyordu. Lord Ramsey'nin yeni karısının bir kahya iyi olduğunu bilseydi. Büyük salonun kapıları gürültüyle açıldı. İçeri soğuk bir rüzgar girdi ve buz kristallerinden oluşan bir bulut havada mavi beyaz parladı. Bulutun içinden Sir Hostin Frey çıktı. Beline kadar karla kaplanmıştı. Kollarında bir ceset vardı. Masalardaki adamlar kadehlerini ve kaşıklarını bırakıp dehşet verici manzaraya baktılar. Salona sessizlik çöktü. Bir cinayet daha. Yüksek masaya doğru yürüyen Sir Austin'ın pelerinindeki karlar yere döküldü. Zeminde adamın ayak sesleri çınladı. Bir düzüne fire şövalyesi Hostin'in ardından içeri girdi. İçlerinden biri Thea'nın tanıdığı bir çocuktu. Büyük Walder, küçük olan, tilki suratlı ve bir çubuk kadar ince. Çocuğun göğsü, kolları ve pelerini kan lekeleriyle doluydu. Kan kokusunu alan atlar bağırmaya başladı. Köpekler havayı koklayarak masaların altından çıktı. Adamlar sıralardan kalktı. Sir Hosten'in kollarındaki bedenin pembe buzdan zırhı meşale ışığıyla parladı. ''Kardeşim Merit'in oğlu!'' Hostin Frey cesedi yüksek masanın önünde yere yatırdı. Bir domuz gibi doğranmış ve büyük bir kar yanının altına etilmiş. Bir çocuk. Küçük Voldur diye düşündü Theon. Büyük olan. Rowan'a baktı. Altı kişiler diye hatırladı. Bunu içlerinden herhangi biri yapmış olabilir. Fakat çamaşırcı kadın Tia'nın bakışını hissetti. Bu bizim işimiz değil, dedi. Abel, sessiz ol, diyerek kadını uyardı. Lord Ramsey yüksek masadan kalkıp ölü çocuğun yanına indi. Babası daha ağır hareket etti. Solgun gözlü, ifadesiz yüzlü, vakur. Bu köle bir iş. Rose sesi bir kez olsun duyulacak kadar yüksekti. Ceset nerede bulundu? Şu yıkık kulenin altında lordum, dedi Büyük Walder. Eski gargoyleleri olan kulenin altında. Çocuğun eldivenleri kuzeninin kanıyla katılaşmıştı. Ona tek başına dışarı çıkmamasını söyledim. Ama bana bir adamı bulması gerektiğini söyledi. Adamın ona gümüş borcu varmış. Hangi adam? diye sordu Remzi. Bana onun adını ver. Bana onu göster çocuk. Sana o adamın derisinden bir pelerin yapayım. Boulder adamın adını söylemedi lordum. Sadece sikkeleri zar oyununda kazandığını söyledi. Frey çocuğu duraksadı. Walder'a zar oyununu beyaz liman adamları öğretmişti. Hangileri olduğunu bilmiyorum ama onları öğretmişti. Lordum diye gürledi Hostin Frey. Bunu yapan adamın kim olduğunu biliyoruz. Bu çocuğu ve diğerlerini o öldürdü. Kendi eliyle değil. Hayır. O bizzat cinayet işlemeyecek kadar korkak ve şişman. Cinayetleri sözleriyle işliyor. Vayma me, Menderley'e döndü. Bunu inkar ediyor musun? Beyaz Liman Lord'u bir sosisin yarısını ısırdı. ''Ötüraf ediyorum.'' Kol yeniyle dudaklarındaki yağı sildi. ''Ötüraf ediyorum ki bu zavallı çocuğu çok az tanıyorum. Lord Ramsey'nin yaveriydi. Öyle değil mi? Kaç yaşındaydı?'' ''Son isim gününde dokuzuna basmıştı.'' ''Çok küçük.'' dedi Wyman Manderley. ''Lakin tanrıların bir lütfu olabilir bu.'' Çocuk yaşasaydı bir fire olarak büyüyecekti. Serastın masayı tekmeledi. Masanın üst kısmı ayaklarından ayrılıp Lord Wyman'ın şişkin göbeğine devrildi. Kadehler ve tabaklar havaya uçtu. Sosisler etrafı saçıldı. Ve bir düzine Menderley adamı küfürler ederek ayağa kalktı. Bazıları ellerine silah olarak kullanılabilecek şeyler aldı. Bıçaklar, tabaklar, sürahiler. Sir Hoston Frey uzun kılıcını kınından çıkarıp Wyman Menderley'e doğru zıpladı. Beyaz Liman Lord'u geri çekilmeye çalıştı. Ama masanın üst kısmı tarafından sandalyesine muhlanmıştı. Hostin'in bıçağı, Manderley'nin dört kıdısından üçünü parlak kırmızı bir kan serpintisiyle yardı. Lady Walda çığlık atarak kocasının koluna yapıştı. ''Durun!'' diye bağırdı Rose Bolton. ''Şu çılgınlığı durdurun!'' Menderleler, Freylere saldırmak için sıraların üstünden atlarken Rose Bolton'un adamları öne çıktı. Menderlilerden biri bir ançayla Sir saldırdı. Fakat iri şövalye kendi etrafında dönüp adamın kolunu omzundan kopardı. Lord Wyman ayağa kalktı ve yere devrildi. Menderli, yerdeki kan gölünün içinde bir mors gibi çırpınırken yaşlı lordluk bir üstat bulmak için bağırdı savaşçıları ayırmak ve katliama son vermek için 40 dehşet kalesi mızrakçısı gerekti. O zamana kadar 6 beyaz liman adamı ve 2 fireye ölmüştü. Bir düzine yaralı vardı ve piçine oğullarından biri olan Lotan gürültülü bir şekilde can çekişiyordu. Lotan bir avuç dolusu bağırsağı karnındaki yarığın içine geri sokmaya çalışırken ağlayarak annesini çağırıyordu. Lord Ramsey onu susturdu. Çelik İncik'in adamlarından birinin mızrağını kaptı ve Lothan'ın göğsüne sapladı. Çatı kirişlerinde bile bağırışlar, dualar, küfürler, ülken atların çığlıkları ve Remzi'nin kancıklarının hırlamaları çınlıyordu. Salon, Rose Bolton'un duyulmasına yetecek kadar sessizleşmeden önce Çelik İncik Bolton mızrağının sapını defalarca yere vurmak zorunda kaldı. ''Görüyorum ki hepiniz kan istiyorsunuz.'' dedi dehşet kalesi lordu. Üstad Rodri Lord'un yanında duruyordu. Kolunda bir kuzgun vardı. Kuşun siyah tüyleri meşale ışığında gaz yığı gibi parlıyordu. Aslak, diye fark etti Teyan. Ve Lord'un elinde bir parşömen var. O da aslak olmalı. Kara kanatlar, kara haberler. Kılıçlarımızı birbirimize savuracağımıza onları Lord Stannis'e karşı kullanmalıyız. Lord Bolton parşömeni açtı. Stannis'in ordusu buradan üç gün uzakta bekliyor. Açlıktan kırılmış ve karda mahsur kalmış haldeler. Ve bilhassa ben Stannis'in keyfini beklemekten sıkıldım. Sarostan, şövalyelerinizi ve silahlı askerlerinizi ana kapıda toplayın. Madem mücadeleye bu kadar heveslisiniz, ilk darbeyi siz indirmelisiniz. Lord Wyman, beyaz liman adamlarını doğu kapısında toplayın. Onlar da önden gidecekler. Hostin Frey'in kılıcı neredeyse kabzasına kadar kıpkırmızıydı. Adamın yanağındaki kan damlaları çillere benziyordu. Hostin kılıcını indirdi ve ''Emredersiniz Lordom," dedi. ''Lakin Satanis Brati'nin kafasını size getirdikten sonra Lord Domuzian'ın kafasını kesme işini bitirmek niyetindeyim.'' Üstat Medrek, Lord Wyman'ın kanamasını durdurmak için uğraşıyordu. Dört beyaz liman şövalyesi adamın etrafını sarmıştı. En yaşlı şövalye, ''Önce bizi geçmeniz gerekir, sor dedi. Sert ifadeli yaşlı adamın kan lekeli de eflatun zemin üstünde üç gümüş deniz kızı sergileyen bir arma vardı. ''Memnuniyetle, teker teker veya hepinizi birden, benim için fark etmez.'' Kanlı mızrağını savurarak ''Yeter!'' diye kükredi Lord Ramsey. ''Bir tehdit daha duyarsam hepinizi bizzat deşerim. Wars babam konuştu. Gazabınızı taht talibi Stannis'e saklayın. Rosebolt'un başıyla onayladı. Oğlumun dediği gibi Stannis'te işimiz bittiğinde birbirimizle savaşmak için yeterince vaktimiz olacak. Kafasını çevirdi. Tia'nın yanındaki şarkıcı Jable'ı bulana kadar soğuk ve solgun gözleriyle salonu araştırdı. Şarkıcı diye seslendi. Gel ve bizim için sakinleştirici bir şeyler söyle. Abel reverans yaptı. Eğer lordum memnun olacaksa. Elinde uduyla birkaç cesedin üstünden çevikçe atlayarak platforma doğru yürüdü ve bağdaş kurarak yüksek masaya oturdu. Sayın Greyjoy'un bilmediği hüzünlü ve sakin bir şarkı çalmaya başladı. Sir Austin, Sir Anis ve diğer fireyler atlarını salondan çıkarmak için hareketlendiler. Rowan, Theon'ın kolunu yakaladı. Banyo, şimdi olmalı. Theon kadının kıskacından kurtuldu. Gündüz vakti, görülürüz. Kalp bizi gizler. Sığır mısın? Bolton kılıçlarını gönderiyor. Stanley's onlardan önce ulaşmalıyız. Ama, Abel... Abel kendi kendini koruyabilir, diye mırıldandı Sincap. Bu çılgınlık, umutsuz, aptalca, başarısızlığa mahkum. Tim birasının son yudumu ne işte? Ve gönülsüzce ayağa kalktı kardeşlerini bul. Lady'min banyo teknesini doldurmak için çok su lazım. Sincap her zamanki gibi sessiz adımlarla sıvışıp gitti. Rowan Tia'nı salondan çıkardı. Tanrı korusundaki o geceden beri kız kardeşlerden biri Tia'nın her adımını takip ediyor ve onu asla gözden kaçırmıyordu. Kızlar Tia'na güvenmiyordu. Neden güvensinler? Eskiden leştim ve yine leş olabilirim. Leş, leş, kalleşle kafiyeli. Dışarıda hala kar yağıyordu. Yaverlerin yaptığı kardan adamlar, 3 metrelik korkunç ve şekilsiz devlere dönüşmüştü. Rowan ve Theon, Tanrı korusuna doğru giderlerken iki yanlarında da beyaz duvarlar yükseliyordu. Kale, kule ve salon arasındaki yollar buzlu hendeklerden ibaret bir labirente dönüşmüştü. Ama Seeing Greyjoy saat başı kürenen yolların her kıvramını ve her dönüşünü biliyordu. Tanrı korusu bile beyazlıyordu. Yürek ağacının altındaki havuzun yüzeyinde ince bir buz tabakası oluşmuştu. Ağacın beyaz gövdesine kazılmış yüzde küçük buz saçaklarından oluşan bir bıyık çıkmıştı. Günün bu saatinde eski tanrılar sadece Rowan'la Tee'ne ait olamazdı. Rowan Tian'ı ağacın önünde dua eden kuzeyli adamlardan uzaklaştırdı ve kışla duvarının arkasındaki kuytu köşeye çürük yumurta gibi kokan sıcak çamur havuzunun yanına götürdü. Tian, çamurun bile buz tutmaya başladığını gördü. Koş geliyor. Rowan, Tian'a sert bir bakış attı. Lord Eddard'ın sözlerini söylemeye hakkın yok. Senin hakkın yok. Asla olmayacak. Yaptığın şeyden sonra siz de bir çocuk öldürdünüz. Biz yapmadık. Sana söyledim. Kelimeler rüzgardır. Benden daha iyi değiller. Aynıyız. Diğerlerini öldürdünüz. Çocuğu neden öldürmeyesiniz? Saradik. Senin kadar kötü kokuyordu. Domuz gibi bir adamdı. Küçük Voldor domuz yavrusuydu. Onu öldürmek Freyler'le Mendorlileri birbirine düşürdü. Bu çok zekiceydi. Siz... Biz yapmadık. Rowan, Tia'nı boğazından yakalayıp kışla duvarına yapıştırdı. Yüzü Tia'nın yüzünden bir santim uzaktaydı. Bunu bir kez daha söylersen dilini keserim akraba katili. Tia'nın kırık dişlerinin arasından gülümsedi. Kesemezsin. Muhafızları geçmek için dilime ihtiyacım var. Yalanlarıma ihtiyacım var. Rowan, Tia'nın yüzüne tükürdü. Sonra onu bıraktı ve eldivenli ellerini bacağına sürerek temizledi. Tian'a e dokunmak onu kirletmişti sanki. Tian kızı kışkırtmaması gerektiğini biliyordu. Rowan kendince deri yüzen ya da benim için dans ettiğimin kadar tehlikeliydi. Fakat Tian yorgundu ve üşüyordu. Günlerdir uyumamıştı. Başı zonkluyordu. Ben korkun şeyler yaptım. Kendi insanlarıma ihanet ettim. Taraf değiştirdim. Bana güvenen adamların ölüm emirlerini verdim. Ama akraba katili değilim. Stark çocukları hiçbir zaman senin kardeşin olmadı. Evet, biliyoruz. Bu doğruydu. Ama Tia'nın söylemek istediği şey bu değildi. Onlarla aynı kanı taşımıyorduk. Ama onlara asla zarar vermedim. Öldürdüğümüz çocuklar bir değirmencinin oğullarıydı. Theon, çocukların annesini düşünmek istemiyordu. Değirmencinin karısını yıllardır tanıyordu. Hatta onunla yatmıştı. İri gözler, koyu renkli suçları, tatlı bir ağız ve neşeli bir gülüş. Bir daha asla tadamayacağım zevkler. Fakat bunları Rowan'a anlatmanın faydası yoktu. Rowan, Tia'nın inkarlarına asla inanamazdı. Tıpkı Tia'nın kızın inkarlarına inanmadığı gibi. Ellerimde kan var ama o kan kardeşlerimin değil. Dedi yorgunca. Üstelik cezamı çektim. Yeterince çekmedin. Rowan sırtını Tian'a döndü. Aptal kadın. Tian kırık dökük bir yaratık olabilirdi ama hala bir hançer taşıyordu. Hançeri kanından çıkarmak ve kadının kürek kemiklerinin arasına saplamak zor bir iş olmazdı. Tian bu kadarını hala muktedirdi. Hatta kıza iyilik yapmış bile olurdu. Bu son, Rowan ve kardeşlerinin Remzi tarafından yakalandıklarında yüzleşecekleri sondan daha hızlı ve daha temizdi. Leş bunu yapabilirdi. Lord Ramsey'i memnun etmek umuduyla bunu yapardı. Bu fahişeler Remzi'nin karısını çalmaya niyetliydi. Leş buna izin vermezdi. Fakat eski tanrılar Tia'nı tanımışlardı. Ona adıyla seslenmişlerdi. Demir doğumlu, ben Demir doğumluydum. Balon Greyjoy'un oğluydum. Ve Pyke'ın meşru varisiydim. Tia'nın parmak kökleri seyirdi ama Tia'nın hançerini kınında tuttu. Sincap geri döndüğünde yanında diğer dört kız vardı. Gri saçlı sıska Myrtle, uzun saç örgülü cadı göz Willow, kalın belli ve büyük göğüslü Frenya, bıçaklı Holly. Hizmetçi kızlar gibi giyinmişlerdi. Kaba yünden yapılmış gri elbiseleri ve tavşan kürküyle astarlanmış kahverengi yün yümpelerinleri vardı. Kılıç taşımıyorlardı. Theon gördü. ''Baltaları ya da çekişleri yok. Bıçaktan başka silahları yok.'' Holly'nin pelerinin yakası gümüş bir tokayla tutturulmuştu. Frenya'nın bedenine birip kangalı dolanmıştı. Kangal kızın kalçalarından göğüslerine kadar çıkıyor ve onu olduğundan da iri gösteriyordu. Metal, Rowan için hizmetçi kıyafeti getirmişti. "Avlular aptallarla dolu," diye uyardı kardeşlerine. "Kaleden çıkmak niyetindeler." Willow, aşağılama dolu bir kahkaha atarak, "Diz çökenler," dedi. Lord konuştu. "Ona itaat etmek zorundalar. Mutlu bir cıvıltıyla, ölecekler," dedi Holly. "Biz de öleceğiz," dedi Tyan. Muhafızları geçmeyi başarsak bile Lady Arya'yı nasıl dışarı çıkaracağız? Holly gülümsedi. Altı kadın içeri girdi. Altı kadın dışarı çıkacak. Hizmetçi kızlara kim bakar? Star kızını sincap gibi giydireceğiz. Theon sincapa baktı. Hemen hemen aynı boydalar. Bu plan işe yarayabilir. Peki sincap nasıl dışarı çıkacak? Sincap bizzat cevap verdi. Bir pencereden çıkıp doğruca Tanrı korusuna ineceğim. Abim tarafından akın yapmak üzere ilk kez surun güneyine getirildiğimde 12 yaşındaydım. İsmimi orada kazandım. Abim ağaçların arasında koştururken bir sincap gibi göründüğümü söyledi. O zamandan beri 6 kez sura tırmandım. Taş bir kuleden aşağı inebilirim sanırım. Mutlu olduğun mu dönek? diye sordu Rowan. Hadi şu işi yapalım. Kış yarının mağaramsı mutfağı tek başına bir binayı işgal ediyordu. Yangın ihtimaline karşı kalenin ana salonlarının ve iç kalelerinin epey uzağına inşa edilmişti. Mutfaktaki kokular saatlere göre değişiyordu. Kızarmış etlerin, pırasaların, soğanların ve taze ekmeklerin durmadan değişen esansı. Rose Bolton mutfak kapısına muhafızlar dikmişti. Doyurulacak bunca ağız varken her yiyecek parçası değerliydi aşçılar ve bulaşıkçı çocuklar bile sürekli gözetim altındaydı. Fakat muhafızlar leşi tanıyordu. Lady Arya'nın banyosu için sıcak su almaya geldiğinde onunla dalga geçmeyi seviyorlardı. Ama hiçbiri daha ileri gitmeye cesaret edemiyordu. Leş, Lord Ramsay'nin evcil hayvanı olarak tanınıyordu. Tia'nın hizmetçi kızlarla birlikte geldiğini gören bir muhafız, ''Ufunet prensi sıcak su almaya geldi.'' diye duyurdu. Mutfak kapısını açtı. Çabuk olun, sıcak hava dışarı kaçmasın. İçeride Tia'nın yanından geçen bir bulaşıkçı çocuğu kolundan yakaladı. Lady'm için sıcak su getir diye emretti. Altı kova, iyice sıcak olsun. Lord Ramsey, Lady'nin pembe ve temiz olmasından hoşlanıyor. Tamam lordum dedi çocuk. Derhal lordum. Derhal Tia'nın istediğinden daha uzun sürdü. Büyük kazanların hiçbiri temiz değildi. bulaşıkçı çocuk suyu ısıtmadan önce kazanlardan birini yıkamak zorunda kaldı. Sonra suyun kaynaması sonsuza kadar, altı kovanın doldurulması iki kez sonsuza kadar sürdü. Able'ın kadınları bütün o zaman boyunca bekledi. Yüzleri başlıkları tarafından gölgelenmişti. Her şeyi yanlış yapıyorlar. Gerçek hizmetçi kızlar bulaşıkçı çocuklarla alay eder, aşçılarla fingirder, bir ısırık şundan bir parça bundan almak için dil dökerdi. Rowan ve entrikacı kardeşleri dikkat çekmek istemiyordu. Ama kızların somurtkanca sessizlikleri muhafızların onlara tuhaf bakışlar atmasına sebep oldu. Mezi, Jess ve diğer kızlar neredeler? diye sordu adamlardan biri. Her zaman gelenler. Lady Arya onlardan memnun değildi, diye yalan söyledi Teyan. Geçen seferki su daha banyo teknesine ulaşmadan soğudu. Sıcak su havayı buhar bulutlarıyla doldurdu. Gökyüzünden süzülmekte olan kar tanelerini eritti. Küçük kafile buz duvarlı hendeklerden oluşan labirentten tekrar geçti. Su her adımda biraz daha soğudu. Geçişler birliklerle doluydu yün cübbeler ve kürk pelerinler giyen zırhlı şövalyeler, omuzlarına mızraklar asmış silahlı askerler, ipsiz yaylar ve ok demesleri taşıyan okçular, hür süvariler ve savaş atlarını yürüten seyisler. fire adamları ikiz kulelerin armasını taşıyordu. Beyaz limandan gelenlerin armasında balık adam ve üç dişli mızrak vardı. Küçük kafile ve askerler fırtınanın içinde zıt yönde yürüdüler. Tezbirli gözlerle birbirlerine baktılar. Fakat kılıçlar çekilmedi. Burada çekilmedi. Ormanda her şey farklı olabilir. Yarım düzüne tecrübeli dehşet kalesi adamı büyük kulenin kapısını koruyordu. Muhafızların çavuşu sıcak suyla dolu kovaları gördüğünde ''Yine mi banyo?'' dedi. Ellerini soğuğa karşı koltuk astarına sokmuştu. ''Koz daha dün yıkandı. Bir kadın kendi yatağında ne kadar kirlenebilir ki?'' Theon, düğün gecesinde Jane'e yapmak zorunda bırakıldığı şeyleri hatırlayarak, ''O yatağı Ramsey ile paylaşıyorsan tahmin edebileceğinden daha fazla kirlenirsin.'' diye düşündü. ''Lord Ramsey'nin emri, öyleyse su olmadan önce içeri girin.'' dedi çavuş. Muhafızlardan ikisi çift kanatsı kapıyı açtı. İçerisi neredeyse dışarısı kadar soğuktu. Holly çizmelerindeki karısı ikeledi ve pelerininin başlığını geri çekti. Bu işin daha zor olacağını düşünmüştüm, dedi. Nefesi havada dondu. Lordumun yatak odasının kapısında da muhafızlar var, dedi Tyan. Remzi'nin adamları. Muhafızları burada piçin oğulları demeye cesaret edemezdi. İnsan kimin dinliyor olabileceğini asla bilemezdi. Başınız yerde, başlıklarınız yukarıda olsun. Tia'nın dediğini yap Ali, dedi Rowan. Biri seni tanıyabilir. Böyle bir soruna ihtiyacımız yok. Tia'nın önden yürüyerek merdiveni çıkmaya başladı. Daha önce bu basamakları binlerce kez tırmandım. Çocukken yukarı koşarak çıkardı. Aşağı inerken basamakları üçer üçer aşardı. Bir keresinde yaşlı dadıya çarpmış ve kadını yere devirmişti. Bu kaza ile kış yarındaki en kötü dayağını yemişti. Ama bu, Pike'ta ağabeylerinden yediği dayaklara kıyasla şefkat dolu sayılırdı. Tim ve Rob bu basamaklarda ahşap kılıçlarla birbirlerine saldırarak nice dövüşler yapmışlardı. Bu iyi bir eğitimdi. Sarmal bir merdiveni geri geri tırmanırken azimli bir rakiple dövüşmenin ne kadar zor olduğunu öğretmişti. Sir Roderick, basamakları geri geri inen iyi bir dövüşçünün yüz adamla baş edebileceğini söylerdi. Fakat bu çok uzun zaman önceydi. Şimdi herkes ölüydü. Jory, Sir Roderick, Lord Eddard, Harwin, Hulen, Kane, Desmond, Şişman Tom, şövalyelik hayalleri kuran Elan ve Tiana, ilk gerçek kılıcını veren Mekkan, belki yaşlı bile ve Rob. Tian için Beren Greyjoy'un tohumlarından doğan, bütün erkek evlatlardan daha çok kardeş olan Rob. Kırmızı düğünde öldürüldü, Freyler tarafından kastedildi. Onun yanında olmalıydım. Neredeydim? Onunla birlikte ölmeliydim. Tian o kadar ani bir şekilde durdu ki Willow neredeyse onun sırtına gömülüyordu. Remzi'nin yatak odasının kapısı Tian'ın önündeydi. Kapıdaki muhafızlar Pichin oğullarından Ekşi Alan ve Grand'ı. Eski tanrılar bize şans diliyor olmalı. Grant'ın deli, Ekşeyla'nın ise zekası yoktu. Biri diğer diğeri aşağılıktı. Bununla birlikte ikisi de hayatlarının büyük bir bölümünü Dehşet Kalesi'nin hizmetinde geçirmişlerdi. Onlara söylenen şeyi yaparlardı. Lady Arya için sıcak su getirdim, dedi Tian. Kendini yıkamayı deneleş, dedi Ekşeylan. At pisliği gibi kokuyorsun. Grant, arkadaşın onaylarcasına homurdandı. Belki de adamın çıkardığı ses bir kahkahaydı. Fakat Elan odanın kapısını açtı ve Tian'la kızlara içeri girmelerini işaret etti. Bu odanın içinde gün doğmamıştı. Gölgeler her yeri kaplamıştı. Şöminedeki közlerin arasında son bir kütük çıtırdıyordu. Ve dağınık boş yatağın yanındaki komodinin üstünde bir mum titriyordu. ''Kaz gitmiş diye düşündü Tian kendini umutsuzlukla camdan aşağı atmış. Fakat pencereler fırtınaya karşı sıkı sıkı kapatılmıştı. Panjurlar kar ve buzla mühürlenmişti. Lady nerede? diye sordu Holly. Diğer kızlar su kovalarını ahşap banyo teknesinin içine boşalttı. Franya kapıyı kapattı ve sırtını kapıya dayadı. Holly tekrar Lady nerede? diye sordu. Dışarıdan bir boru sesi geliyordu. Borazan, Freyler mücadele için toplanıyorlar. Sian eksik parmaklarının kaşındığını hissediyordu. Sonra onu gördü. Kız odanın en karanlık köşesine sinmişti. Yerdeydi. Kurt postlarından oluşan bir yığının altındaydı. Kız titremiyor olsaydı Sian onu asla fark edemeyebilirdi. Jane kendini gizlemek için kürklerin altına girmişti. Bizden mi saklanıyordu? Yoksa Lord Kocasına mı bekliyordu? Remzi'nin geliyor olabileceği düşüncesi Tia'nın çığlık atmak istemesine sebep oldu. Leydim, Tia'nın kızı Arya diyemiyordu ve ona Jane demeye cesaret edemiyordu. Gözlenmenize gerek yok. Bunlar dostlarınız. Kürkler kıpırdandı. Yaşlarla pırıldayan bir göz dışarı baktı. Koyu renk, çok koyu, kahverengi bir göz. Tiyan, Lady Arya, Rowan kıza yaklaştı. Hemen bizimle gelmelisiniz. Sizi ağabeyinize götürmeye geldik. Ağabeyim? Kızın yüzü kürklerin altından çıktı. Benim ağabeyim yok. Kim olduğunu unuttu. Adını unuttu. Aynen öyle, dedi Tian. Ama bir zamanlar bir ağabeyiniz ve iki erkek kardeşiniz vardı. Rob, Bran ve Rickon. Onlar öldü. Şimdi hiç abeyim yok. Ve abiniz var, dedi Rowan. Lord Karga, John Snow?'' sizi ona götüreceğiz ama çabuk olmalısınız. Jane kurt postlarını çenesine çekti. Hayır, bu bir oyun. Onun, lordumun, tatlı lordumun oyunu. Sizi o gönderdi. Bu onu sevdiğimi kanıslamam için düzenlenmiş bir sınav. Seviyorum. Seviyorum. Onu her şeyden çok seviyorum. Kızın yanağına bir damla yaş süzüldü. Ona söyleyin. Bunu ona söyleyin. Ne isterse yaparım. Onunla ya da köpekle ya da lütfen ayağımı kesmesine gerek yok. Asla kaçmaya çalışmayacağım. Ona erkek çocuklar vereceğim. Yemin ederim. Yemin ederim. Rowan hafifçe ıslık çaldı. <laughs> Tanrılar bu adamın belasını versin. Ben iyi bir kızım, diye ağladı Jane. Beni eğittiler. Willow kaşlarını çattı. Biri şu kızı sustursun. Kapıdaki muhafız dilsizdi. Sağır değil, duyacaklar. Kızı ayağa kaldır dönek. Holly'nin elinde bıçak vardı. Onu ayağa kaldır, yoksa ben kaldıracağım. Gitmek zorundayız. Küçük sürtüyü kaldır ve ona biraz cesaret ver. Ya çığlık atarsa, dedi Rowan. Hepimiz ölürüz, diye düşündü Tian. Onlara bunun saçmalık olduğunu söyledim ama beni dinlemediler. Abel hepsinin ölüm fermanını imzalamıştı. Bütün şarkıcılar yarı deliydi. Şarkılardaki kahraman genç kızı canavarın kalesinden mutlaka kurtarırdı. Ama hayat bir şarkı değildi. Tıpkı Jane Paul'un Arya Stark olmadığı gibi. Gözlerinin rengi yanlış ve burada kahramanlar yok. Sadece fahişeler var. Theon yine de Jane'in yanında diz çöktü. Kürkleri aşağı çekti. Kızın yanağına dokundu. Beni tanıyorsun. Ben Theon'ım. Biliyorsun. Ben de seni tanıyorum. Adını biliyorum. Adım? Kız başını iki yana salladı. Benim adım. Theon parmağını kızın dudaklarına koydu. Bunu daha sonra konuşabiliriz. Şimdi sessiz olman gerek bizimle gel, benimle. Seni buradan götüreceğiz. Remzi'den uzak bir yere götüreceğiz. Jane'in gözleri genişledi. Lütfen, diye fısıldadı kız. Ah, lütfen. Elini tuttuğu kızı ayağa kaldırırken, Tia'nın eksik parmaklarının kökleri karıncalandı. Kürkler yere düştü. Jane kürklerin altında çıplaktı. Küçük göğüsleri diş izleriyle doluydu. Tian, kızlardan birinin nefesini tuttuğunu duydu. Rowan, Tian'ın eline bir kıyafet yığını tutuşturdu. "Onu giydir. Dışarısı soğuk. Sincap iç çamaşırlarına kadar soyunmuştu. Sedir ağacından yapılmış, oymalı bir sandığın içinde daha kalın kıyafetler arıyordu. Sonunda, Lord Ramsey'nin kapitone eleklerinden birini ve iyice yıpranmış bir pantolonunu giymeye karar verdi." Theon, Rowan'ın yardımıyla Sincap'ın kıyafetlerini Jane Poole'a giydirdi. Eğer tanrılar merhametliyse ve muhafızlar körse kız geçip gidebilir. Şimdi dışarı çıkıp merdivenden aşağı ineceğiz, dedi Jane'e. Başını aşağıda, başlığını yukarıda tut. Holly'yi takip et. Koşma, ağlama, konuşma. Kimsenin gözlerinin içine bakma. Yanımda dur, dedi Jane. Beni bırakma. Tam yanında olacağım, diye söz verdi Tian. Sincap, Lady Arya'nın yatağına girdi ve battaniyeyi kafasına çekti. Frenya yatak odasının kapısını açtı. Tian dışarı çıktığında, ''Kızı iyice yıkadın mı leş?'' diye sordu ekşi Grant, önünden geçen Willow'un göğsünü sıktı. İyi bir tercih yapmıştı. Eğer Jane'e dokunacak olsaydı, kız çığlık atabilirdi. Sonra Holly, kolyeninle sakladığı bıçakla Grant'ın boğazını keserdi. Willow sadece kenara çekildi ve adamın önünden geçip gitti. Tim bir an için kendini neredeyse mutlu hissetti. ''Hiç bakmadılar, hiç görmediler. Kızı burunlarının dibinden geçirdik.'' Ama basamaklarda korku geri döndü. Tim ve kızlar benim içinden Seth Damon'la ya da çelik incik Walton'la karşılaşırlarsa ne olacaktı? ya da bizzat Remzi ile. Tanrılar beni korusun. Remzi olmaz. Ondan başka herkes olur. Jane'i yatak odasından çıkarmak ne işe yarayacaktı? Tian, kızlar ve Jane hala kalenin içindelerdi. Kaledeki bütün kapılar kapalıydı ve siperler devreye kaynıyordu. Tian ve kızlar büyük ihtimalle kulenin dışındaki muhafızlar tarafından durdurulacaklardı. Hali ve bıçağı zırhlı, kılıçlı ve mızrakta altı adama karşı pek işe yaramayacaktı. Ama dışarıdaki muhafızlar kapının yanında toplanmışlardı. Sırtlarını buzlu rüzgara ve savrulan kara dönmüşlerdi. Çavuş bile Siyan'a ve kızlara kısa bir bakış atmakla yetindi. Seyan, çavuşa ve muhafızlara karşı keskin bir acıma duygusu hissetti. Remzi, karısının gittiğini öğrendiğinde hepsinin derisini yüzecekti. Lord'un Gransa Ekşeylin'e neler yapacağını düşünmek bile zordu. Kapıdan 10 metre uzakta Rowan elindeki boş kuvayı yere bıraktı. Kız kardeşleri de aynı şeyi yaptı. Büyük kule hali hazırda gözden kaybolmuştu. Avlu beyaz bir çöldü. Fırtınanın ortasında tuhaf bir şekilde yankılanan yarı duyulur seslerle doluydu. Siyanlı kızların etrafında buzlu hendek duvarları yükseliyordu. Diz boyunda, sonra bel boyunda, sonra baş boyundan yüksek. Kış yarının kalbindeydiler. Çevreleri kale binalarıyla sarılıydı ama binaların hiçbiri görünmüyordu. Tiyan ve kızlar sorun bin persa uzağında her daim kış topraklarda kaybolmuş gibiydiler. Tiyan'ın yanında tökezleyerek yürüyen Jane Paul çok soğuk diye sızlandı. Yakında daha da soğuk olacak. Kış kale duvarlarının ötesinde buzlu dişleriyle bekliyordu. O kadar uzak gidebilirsek tabii. Üç endeyin kesiştiği yol ayrımına geldiklerinde bu taraftan dedi Tian. Franya, Hali siz onlarla gidin dedi Rowan. Biz Abel'la geleceğiz. Bizi beklemeyin. Dönüp karların içine daldı. Büyük salona doğru yürümeye başladı. Delilik ve daha büyük delilik diye düşündü Tien Greyjoy balın altı kadınının hepsiyle birden kaçmak olasılık dışı görünmüştü. Sadece ikisiyle kaçmak ise imkansız görünüyordu. Fakat Jane'i odasına geri götürmek ve hiçbir şey olmamış gibi davranmak için geç kalmışlardı. Sean, Jane'i kolundan tuttu ve siper kapısına giden yola çekti. ''Tam bir kapı değil.'' diye hatırlattı kendine. ''Muhafızlar geçmemize izin verse bile taş duvarda bir kapı daha yok.'' Diğer gecelerde muhafızlar Jane'in kapıdan geçmesine müsaade etmişlerdi. Ama Jane bütün o vakitlerde tek başına gelmişti. Peşinde üç hizmetçi kız varken o kadar kolay bir şekilde geçip gidemezdi. Ve muhafızlar Jane'in başının altına bakıp da Lord Raymond'ın karısını tanıyacak olurlarsa yol sola kıvrıldı. İleride kardan bir perdenin ardında iki muhafız tarafından korunan siper kapısı göründü. Adamlar yönlerin, kürklerin ve dirilerin içinde ayılar kadar iri görünüyordu. Ellerindeki mızrakların boyu iki buçuk metreydi. ''Kim geliyor?'' diye seslendi adamlardan biri. Sian sesi tanımadı. Muhafızın yüzü birkaç kolin altına gizlenmişti. Sadece gözleri görünüyordu. ''Leş, sen misin?'' Evet demek istedi Tian ama kendini Tian Greyjoy derken duydu. Size birkaç Kodon getirdim.'' Siz zavallı çocuklar donuyor olmalısınız, dedi Holly. Sizi biraz ısıtayım. Muhafızın mızrağının ucunu kenara itti ve adamın yüzüne uzandı. Yarı donmuş kaşkolu aşağı çekip adamın dudaklarına bir öpücük kondurdu. Dudaklar birbirine değerken Holly'nin bıçağı muhafızın boğazının etine girdi. Theon adamın gözlerinin genişlediğini gördü. Geri çekilen Holly'nin dudaklarında kan vardı yere devrilen muhafızın ağzından da kan akıyordu. Frenya, kafa karışıklığıyla soluğunu tutan ikinci muhafızın mızrağının sapını yakaladı. Kız ve adam bir an için mücadele ettiler. Sonra kız, muhafızın pençesinden kurtardığı mızrağın dibini adamın alnına indirdi. Muhafız geriye doğru tökezlerken Frenya mızrağı çevirdi ve ucunu karna sapladı. Jane Paul bir çığlık koyuverdi. ''Kahretsin!'' dedi Holly. Diz çökenler şimdi tepemize binecek. Koşun! Theon tek eliyle Jane'in ağzını kapadı. Diğer eliyle kızın belini yakaladı. Kızı ölüm muhafızların arasından ve donmuş endeğin üstünden geçirerek kapıya doğru sürükledi. Belki de eski tanrılar onu hala kolluyordu. Açılır kapanır köprü, kış müdafilerinin dış siperlere gidip gelmesini kolaylaştırmak için aşağıda bırakılmıştı. Theon'la Jane'in arkasından ayak sesleri geliyordu. Sonra iç duvarın siperlerinden bir borazan sesi duyuldu. Frenya açılır kapanır köprünün üstünde durup geri döndü. Gidin ben diz çökenleri burada tutacağım. Kanlı mızrak hala kızın iri ellerindeydi. Tiam merdivenin başına vardığında sendeliyordu. Jane'i omzuna atıp basamakları tırmanmaya başladı. Jane mücadele etmekten vazgeçmişti. Üstelik küçücük bir şeydi. Fakat yumuşak karın altındaki basamaklar buz yüzünden kaygandı. Tia merdivenin yarısında dengesini kaybetti ve sert bir şekilde tek dizinin üstüne düştü. Hissettiği acı öyle kötüydü ki az kızı da düşürüyordu. Bir an için daha ileri gidemeyeceğinden korktu. Fakat Holly Tia'nı ayağa kaldırdı. Sonunda Jane'i siperlere çıkardılar. Frenya aşağıda karın içinde yarım düzüne muhafızla dövüşüyordu. Nefes nefese kalmış bir halde bir mazgal dişine yaslanan Tayan aşağıdan gelen bağırışmaları duyabiliyordu. ''Ne taraftan?'' diye bağırdı Holly'ye. ''Şimdi nereye gideceğiz? Nasıl dışarı çıkacağız?'' Holly'nin yüzündeki öfke dehşete dönüştü. ''Ah beni kanlı kanlı düşsünler! İp!'' Kız isterik bir kahkaha koyu verdi. İp fren ya da. Sonra inledi ve karnını tuttu. Kızın karnından bir ok çıkmıştı. Holly ellerini okun çevresine sardığında parmakların arasından kansızdı. sızdı. Göğüslerinin arasında ikinci bir ok belirmeden önce ''Diz çökenler iç duvarda'' diye inledi Holly. En yakındaki mazgal dişine tutunmaya çalışırken yere düştü. Yumuşak bir güm sesiyle karların içine gömüldü. Tion'la Jane'in solundan bağırışmalar geliyordu. Jane Paul, Holly'yi örten kardan battaniyenin beyazdan kırmızıya devrilişini izliyordu. İç duvardaki arbeletçiler silahlarını yeniden dolduruyorlardı. Tayyum biliyordu. Sağ gitmeyi denedi ama o yönden de kılıçlı adamlar geliyordu. Tian kuzeyde bir savaş borusunun öttüğünü duydu. Stannis diye düşündü çılgınca. Eğer ona ulaşabilirsek Stannis bizim tek umudumuz. Rüzgar uluyordu ve Tian'la Jane kapına kısılmıştı. Bir arbilet fızladı Teyanın 30 santim uzağından bir ok geçti. En yakındaki mazgalı tıkayan donmuş karı parçaladı. Abel'dan, Rowan'dan, Sincap'tan ve diğerlerinden iz yoktu. Kız ve Tiyan yalnızdı. Eğer bizi canlı olarak ele geçirirlerse Remzi'ye teslim ederler. Teyan Jane'i belinden yakaladı ve aşağı atladı. 52. Bölümün Sonu